Kahramanmaraş merkezi depremlerde ağır hasar aldığı gerekçesiyle kapatılan Gaziantep Doktor Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yıkımına başlandı. Arkamızda yıkımına şahitlik etmekte olduğumuz Ersin Aslan Devlet Hastanemizin 71 yıllık bir mazisi söz konusu. İlk defa 1952 yılında A blok dediğimiz blokla başlayıp hem Gaziantep hem çevresine hizmet vermeye başlayan bir hastanemiz. Daha sonra yeterli görülmediği için hizmetin artması, nüfusun artması, çevre illerden de buraya gelişleri hesaplanarak 1962 yılında B blok dediğimiz ikinci blok hizmete alınmış. Yine tabi zamanla o da hizmete yetersiz kalmaya başladığı zaman 1969 yılında C blok dediğimiz 3. blok hizmete alınıyor. Bunun peşinden 1994 yılında daha sonra kadın doğum ve çocuk hastanesi olarak kullandığımız D blok hizmete alınmış ve bu şekilde genişleyerek hem Gaziantep ilimize hem çevre illerimize hizmet vermiş bir hastanemizden bahsediyoruz. 2003 yılında yaptığımız bir revizyonla da burada bir acil servisimizi hizmete almıştık. O zamandan bu zamana 71 yıldır milyonlarca insana hizmet veren, sadece Gaziantep'e değil, Gaziantep'in içerisindeki birçok ildeki vatandaşıma hizmet veren bir binamız Ersin Aslan Devlet Hastanesi. 1999 yılında aslında Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi adıyla adlandırılıyor. İlk açılışını Devlet Hastanesi olarak, Gaziantep Devlet Hastanesi olarak adlandırılıyor. 2011 yılında maalesef çok üzücü bir olay yaşamıştık. Hepinizin bildiği gibi Ersin Aslan kardeşimiz, meslektaşımız bir üzücü olay sonucu şehit olmuştu. Onun adı daha sonra veriliyor ve Ersin Aslan Eğitim Araştırma Hastanesi olarak hizmetine devam ediyor. O günden bugüne kadar birçok insanımıza şifa verdi, birçok insanımıza hizmet etti. Bizler için özel bir yeri var, önemli bir yeri var. Gaziantep'imizin ilk hastanesi olması çok hasebiyle çok önemli bir süreci yönetti. Artık maalesef ömrü doldu. Ömrünü dolduran da 6 Şubat Kahramanmaraş depremi oldu. O deprem sonucunda ne yazık ki binamız zaten eski bir bina olduğu için hasar gördü ve artık kullanılamaz hale geldi. Ve yıkım kararı aldık. Şu anda da gördüğünüz üzere yıkılıyor. Süreç içerisinde binanın tamamı blok blok yıkılıp ortadan kaldırılacak. İleride ne yapılacağına dair tabii valimizle, belediye başkanlarımızla görüşerek bir karara bağlayacağız. Buraya yeniden hastane mi yaparız, burası kendimizin bir meydanı mı olur bilmiyorum. Onu daha sonraki süreçte değerlendiririz inşallah. Sürecin sonunda da tabii hep birlikte bunu paylaşırız. Buranın bitmesiyle birlikte artık hepimizin bildiği şehir hastanemiz var. Süreç oraya doğru evrildi.
Orada da artık inşaat aşamasının sonuna gelindi. Çok ufak tefek yapılması gereken işler kaldı. İnşallah onlar bitirildiği zaman Eylül ayı içerisinde hastanemiz hizmet alacağımızı biz umut ediyoruz.